İçerilik ve güvenilirlik araştırmalarında örneklem sayısından bahsedeceğim. Sistemlerinde. 15-20 dakika sürmesini umuyorum. Önce bazı tekrarlar yapacağım, hatırlatmalar. Örneklem hesabı ile ilgili ve geçerlilik güvenilirlik ile ilgili bazı kavramları unutmuş olabiliriz. Onları hatırlamamız gerekir. Ondan sonra da literatürde geçerlilik ve güvenilirlik araştırmalarında kullanılan örneklem sayılarından bahsedeceğim. Bunlarla ilgili bilgi sahibi olunmasını. Evet. Şu kitabımızda eğlenceli bir tablomuz var. Onu aldım buraya. Güç nedir diye onu açıklamak için bir mahkemeye benzetmiştik. Güç nedir diye. Orada H0'ı müvekkilin suç işlememiştir diye avukatın hipotezine benzetmiştik. Dolayısıyla arada fark yoktur yani. İki ilaç arasında fark yoktur gibi. A grubu ile B grubu arasında fark yoktur gibi. Orada bir karar veriliyor. Bir yargıya varıyoruz araştırma yapınca. En sonunda ya H0'ı reddediyoruz. Arada fark yoktur reddedersek ne oluyor? Arada fark vardır diyoruz. Yani suçludur diyoruz. Ya da H0'ı kabul ediyoruz. Ve dikkat ederseniz burada araştırmanın gücü için sınır %80 kabul ediliyor genelde. Yani. Doğru karar nedir? Arada fark olmadığı zaman H0 doğru olduğu zaman yani bunu kabul edebilmek bizde H0 doğrudur. Evet arada fark yoktur diyebilmemize biz araştırmanın gücü diyoruz. Halbuki başka bir doğru karar ihtimalimiz daha var. Yani H0 yanlış olduğu zaman ona yanlıştır diyebilmemiz. O da daha yüksek onun toleransımız, ona daha düşük hata toleransımız. Ama yine de araştırmanın gücü burada. Araştırmanın gücü bu şekilde tarif edilmiş. Şimdi dolayısıyla buradan hareketle gücü etki eden faktörler nelerdir? Onlardan yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. Örneklem büyüklüğü etki eder tabii ki. Örnekleminiz yani kanıtlarınız, delilleriniz ne kadar fazla olursa o kadar gücünüz artar, kolay karar verirsiniz. Gözlemlerin değişkenliği, variabilite yani standart sapma, varyans bu ne kadar büyük olursa o kadar hata yapma ihtimaliniz olur tabii ki. Ne kadar küçük olursa o kadar doğru karar verirsiniz. Dolayısıyla araştırmanın gücü yine artar küçük oldukça. Etki genişliği, effect size, ne kadar küçük farklar arıyorsanız o kadar zor olacak işiniz. Dolayısıyla araştırmanın gücü düşecektir. Geniş farklara, büyük farklara bakarsanız o zaman yükselecek. Anlamlık sınırı, tip 1 hata payı önemli. Hata yapmak istemezseniz, tip 1 hatayı düşürdüğünüz zaman otomatik olarak tip 2 hata artacaktır. Dolayısıyla araştırmanın gücü de düşecektir. Hipotezin yönü önemli. İki yönlü bir hipotezde karar vermek tabii ki tek yönlüye göre daha zor olacağı için gene daha düşük bir güç elde edebilirsiniz. Araştırma sorusu önemli. Hangi hipotez testini yapacaksınız? Ki kare yaparsanız farklı, T testi yaparsanız, ANOVA yaparsanız tabii ki farklı örneklem sayılarına ihtiyaç duyacaksınız. Ve araştırma tasarımı da önemli. Desen etkisi ortaya çıkıyor. Bunu geçerlik güvenlik çalışmalarından da bahsedeceğiz. Gruptaki insanlar birbirine çok benziyorsa mesela o zaman tasarımdan kaynaklanan bir güç düşmesi de söz konusu olur. Evet, geçerlilik güvenilirlikle ilgili kavramlar da var. Bunlara da çok aşina olmayabiliyoruz. Unutuyoruz zaman içerisinde. Güvenilirlik dediğimiz zaman önce güvenilirlik diyorlar. Sonra geçerlilik ama çok önemli değil. Geçerlilik de önemli. Güvenilirlik de bir araştırmada. Güvenilirlik dediğimiz zaman bir ölçümün tekrarladığımızda yine aynı şekilde güvenilir bir şekilde aynı sonucu elde edebileceğimiz o ölçekle. Bu şekilde düşünmemiz lazım. Paralel formlarla, uygulayıcılar arası güvenilirlikle, test tekrar testle, yarıya bölme, Kuder-Richardson, Kronbach-Alpha, küme içi korelasyon katsayısı gibi yöntemlerle güvenilirliği ölçebiliyoruz. Geçerliliği nasıl ölçüyoruz? İçerik geçerliliği var, content validity, yapı geçerliliği, construct validity, tahmin ettirici geçerlilik, eş zamanlı geçerlilik ve görünüm geçerliliği gibi geçerlilik çeşitleri var. Şimdi ben bu sunumu hazırlarken bir makaleden faydalandım. Literatür, onlar bir de güzel bir derleme yapmışlar. Bu araştırmacılar sunumun makalelerinin başına da
İlk başta bu tabloyu koymuşlar. Onlar da aynı şekilde bizim gibi bir hatırlatma yapmak istiyorlar. Geçerlilik ve güvenlikle ilgili. Bakın, kavramlar birbirine çok benziyor ama literatürde bu geçerlilik ve güvenlikle ilgili kavramlarda da çok bir standart olmadığını görüyoruz. Mesela burada responsiveness diye bir kavram daha koymuşlar. Ama content validity bir en önemli şey herhalde. Content, construct, bu ikisi çok önemli. Content validity bir kişilerle işte kalitatif bir şekilde elde ettiğimiz bir uzman paneliyle elde ettiğimiz hastalardan belki katkı alarak elde ettiğimiz ölçeğimizin içeriğinde neler olacak? Bu tabii ki bir istatistik yapmıyoruz bunu yaparken. Bir hipotez kurup hani test etmiyoruz. Onun için burada bir hipotez testimizin olmadığını söyleyelim. Sonra face validity, görünüm geçerliliği. Bu da katılımcılarımızın, hedef kitlemizin anketimizi, ölçeğimizi ne kadar anlayacağıyla ilgili. Bunun için de işte gene insanlara danışıyoruz. Bir pilot uygulama yapıyoruz. Onların görüşlerini alıyoruz. Bir meydan okumaya müsaade ediyoruz. Olmamış, olmuş demelerini istiyoruz. Bu da gene gördüğünüz gibi burada da bir test yapamayacağız dolayısıyla. Construct validity yapısına bakıyoruz. Yapısına bakarken hipotetik olarak yani bu hangi boyutlardan oluşuyor? Hangi yapı burada işte faktör analizi yapabiliyoruz. Burada istatistik işin içerisine giriyor. Açıklayıcı ya da tanımlayıcı faktör analizi yapabiliyoruz. Ondan sonra convergent ve divergent validity'den bahsetmiş. Maddelerin birbirleriyle ne kadar yakın korelasyon gösterdiğini ya da ne kadar alt ölçeklerin yakın korelasyon göstermediğini bakabiliyoruz. Yine istatistik yapabiliyoruz. Ondan sonra bilinen bir grupla validitesine bakabiliyoruz. Bir kriter koyup o kriterle karşılaştırabiliyoruz. Ve eş zamanlı geçerliliğe bakıyoruz. Başka bir ölçekle birlikte mesela bakabiliyoruz. Tahmin ettirici validity, bir tahmin ettiricimiz varsa ondan geçerliliğine bakabiliyoruz. Ondan sonra reliability'si demiş. Güvenilirliği yani. Bunu da iç consist internal Kronbach alfa ile yine istatistik yaparak bakıyoruz. Ve tekrarlanabilirliği işte test retest şeklinde baktığımız yine istatistik yapıyoruz. Yani gördüğünüz gibi geçerlilik ve güvenilirlik yaparken bir sürü alt başlığımız var. Bunlardan bazılarında bir istatistik söz konusu. Bazılarında ise daha kalitatif, niteliksel çalışmalar söz konusu. Onun için herhalde belki kafa karışıklığı olmasın ya da bir uzlaşma, tam bir uzlaşma olmamasının sebebi o olabilir. Bu konuda uluslararası öneriler var mı? Var. Bir geçerlilik güvenilirlik çalışması nasıl yapılır? Bununla ilgili öneriler var. Ama onlara baktığınızda çok güzel rehberlik yapıyorlar. Ne yapacağınızı söylüyorlar ama mesela örneklem hesabından bahsetmiyorlar. İşte Antoine ve arkadaşlarının benim faydalandığım makalesi şunu yapmış. Bu arkadaşlar gitmişler, istatistikçiler ve bir halk sağlığı uzmanından oluşan bir ekip bunlar. 4-5 kişi herhalde zannediyorum, yazar grubuydu, bakayım. 1, 2, 3, 4, evet. Bir ekip. Bunlar literatür taraması yapmışlar. 500 civarında yanılmıyorsam makale bulmuşlar. Geçerlik ve güvenlik çalışması yapmış, orijinal çalışmalara bakmışlar. Yani hani Türkçe'ye başka bir dile uyarlama falan ya da modifikasyon yapma gibi değil de orijinal ilk kez bir ölçek geliştiren çalışmaları almışlar. Ondan sonra çok olduğu için de onlardan rastgele örnekleyerek 114 makaleyi incelemişler. Şu sonuçlara varmışlar 114 makaleyi inceleyince. Ortanca örneklem sayısı 207. Yani ölçekler 114 tane makale var incelenen bunların arasında ortalamca en az 24 örneklemle çalışan da var. 7908 bin yakın örneklemle çalışan da var. Ama ortalama örneklem hesabı çalışmaların %10'undan azında verilmiş. Çoğunda %90'ında örneklem hesabından bahsetmemişler. Bu 114 makale.
Araştırmaların sadece %9,6'sı başlangıçta bir örneklem hesabı yapmış. Araştırmaya başlamadan önce yani bir örneklem hesabı yapmış. Yapanların da yani. Yapanlar da genelde sonrasında yapmışlar. Araştırmayı bitirdikten sonra örneklem hesabını yapmışlar. Madde başına örneklem sayısı nasıl? Ortancası 11. En az 1, en çok 527. Yani ölçeğin maddesi kadar örneklem alan da var. Ölçekte 50 madde varsa 50 kişilik örneklem alan da var. 527 ile çarpıp o kadar ve muhtemelen şu 7000 lira rakam olur. Evet. Madde başına kişi sayısı yani şurada verilen bir önceki slaytımda ortanca 11 dediğimiz madde başına kişi sayısı exploratory faktör analizi yapılırken tercih edilen bir yöntem. Genelde bunu kullanıyor. Madde başına kaç kişi alalım? Bir kişi mi alalım, iki kişi mi alalım, üç kişi mi alalım? Burada 1,2 diyen de var. Birin üzerinde olsun yeter diyen de var. 10 diyen de var. Yazarlar arasında, uzmanlar arasında bu konuda farklı görüşler söz konusu. Çok değişkenli analizlerde en az 100 kişilik örneklem alınması ayrıca öneriliyor. Bu konuda da bir öneri var. 100 kişi, en az 100 olsun. Yani madde sayısının işte 2 katı olsun, 3 katı olsun, 5 katı olsun, tamam 10 katı olsun ama sizin diyelim ki 5 tane maddeniz varsa 5 çarpı 10 50 yapar. 50 kişilik örneklem yeter mi? O da yetmez diyor. Başka bir otor. En az 100 kişi olsun diyor örneklem sayısı. Madde başına da bir nokta her ne kadar 1,2 ile 10 arasında önerilerde bulunmuşsa daha çok 5 ve daha fazla olması madde başına örneklem sayısı. Başka ne var bununla ilgili? Maddeler arasında çok kuvvetli korelasyon olması. Hani desen etkisinden bahsetmiştik ya mesela güce etki ediyor. Burada da maddeler arasında korelasyon olmasını istiyoruz ama çok kuvvetli olmasını da istemiyoruz. O zaman araştırmanın gücü geçerlilik ve güvenilirlik araştırmalarında kullanılacak örneklem hesapları konusunda demek ki tam bir konsensüs bulunmamakta. Halbuki geçerlilik güvenilirlik çalışmaları da bir yargıya varıyorlar. En sonunda diyoruz ki bu depresyonu taramak için şu şu maddeleri sorarsanız depresyon ortaya koyma ihtimaliniz olabilir, yakalayabilirsiniz. Madem böyle diyoruz, bu maddeler depresyonu tanımlar diyoruz, boyutları da şunlardır, bir yargılarımız var, kararlarımız var. O zaman ya hatalı karar vermememiz için yeterli örneklem tabii ki önlü olması lazım. Ama her nedense kantitatif çalışmalarda olduğu kadar bu konuda bilim dünyası hassasiyet göstermiyor. Ya da bir konsensus sağlayamamış. Evet, yine bu bahsettiğim araştırmadan birkaç tablo var. Onları aldım, grafik var. Bir tanesi mesela subject to item ratio, kişi başına, madde başına kişi sayısı nasılmış? %85-90'ında, %90'ında katılım incelenen 114 araştırmanın %90'ında 2 ve üzerindeymiş. %90'ında demek ki madde başına 2. %80'e yakınında da 5 ve üzerinde araştırmaların, inceleyen araştırmaların %80'ine yakınında 5 ve üzerinde. Demek ki biz de böyle bir kuralı benimseyebiliriz. Bilim dünyasında çoğunluk araştırmacı 5 ve üzerinde. Hatta %50'si 10 ve üzerinde madde başına örneklem almış. Örneklem hesapları genelde ne kadar örneklemle çalışmış insanlar dersek madde başına bir tarafa koyup o zaman da şunu görüyoruz. %90'ı araştırmaları 100 ve üzerinde örneklemle çalışmış ki zaten böyle olması öneriliyor. Evet, bu 114 araştırmayı incelediklerinde örneklem sayısını, sample size örneklem sayısını dahil edenler ortalama 509, ortancası 207 örneklem sayısı. Örneklem sayısı ortalama ortanca 207'ymiş. 24 de var demiştim. Başka bu slaytı kullanmıştım. Başka subject to item ratio kişi madde başına kişi sayısı da bu da 1 ile 527 arasında ortancası 10 olduğunu belirtmişler.
Ondan sonra örneklemin hesabının başlangıçta yapılması, araştırmanın başında yapılması %9,6 bundan da bahsetmiştim. %86'sı araştırmaların herhangi bir örneklem hesabı yapmamışlar. Vermemişler yani. Evet. Özetleyecek olursak ne demiş olduk yani? Bilim dünyasında bu konuda çok bir uzlaşı yok. Ama yine de yüzün üzerinde örneklemle çalışılması ve madde başına örneklem sayısının da 5 ya da daha üzeri olması, tercihen 10 ve üzerinde olması öneriliyor. Ama gel gör ki, tabii bunlar çok eski, çok demeyelim de eski araştırmalar. 1960'larda Beck ve Hamilton depresyon ölçeklerini geliştirdiler. Ve bakıyoruz mesela Beck depresyon ölçeği bugün 21 madde bütün dünyada kullanılıyor. 226 kişi de çalışılmış. Ne oluyor? Madde başına kaç kişi almışlar? Demek ki 10 kişiden fazla almışlar. Ama Hamilton ölçeğine bakıyoruz. Hamilton'daki örneklem biraz daha karışık. Anlamakta da zorlandım açıkçası ama mesela product moment correlations deyince bunu 17 değişkeni ilk 49 erkek hastaya uyguladık diyor. Erkek hastalarda sadece denemiş ve 49 kişi de uygulamış. Dolayısıyla hani nispeten düşük bir örneklemle çalışıldığını, 50 civarında örneklemle çalışıldığını, yine 21 maddelik bir ölçü söyleyebilirim.